Evet, şimdi buraları kapatıyorum, close all diyorum ve normal yönetim kısmına geçeceğim. Burada her şeyi kapatıyorum. Yönetim kısmını kodlamaya geçeceğiz. Yönetimde ürün demiştik. Şimdi KDV diyelim. KDV'den başlayalım. KDV folder'ımızın ismi, dizinimizin ismi. KDV ekle yapmaya gerek yok. KDV düzenle diyeceğiz. PHP web 5 diyorum. Index PHP diyorum. Burada KDV'leri görelim. Projeyi buraya yapıştırırsak. KDV diyelim. KDV düzenle diyelim şimdilik. Düzenle nokta PHP. Evet, öncelikle KDV'leri görelim. KDV'leri görebilmek için hemen veri tabanına bağlantı yapmamız lazım. PHP kodumuzu başlatıyoruz, kapatıyoruz ve veri tabanına bağlantı yapıyoruz. MySQL sunucu bağlantısı diyorum. Bağlantısı ve veri tabanı seçimi. Bunun için yapacağımız require once komutunu kullanmak. Require once ile tekrar bakarsak, evet, karşımıza gelmiyor. Kendimiz manuel yazalım. Require alt çizgi once. Tek tırnaklar içinde bulunduğumuz dizinden bir geriye gidersek yönetime, iki geriye gidersek ana dizine gidiyoruz. Bir geriye gittim, bir daha geriye gittim ve alt çizgi in klasörüne gidiyorum. Include klasörüne ve buradan connection.php'yi include ediyorum. Şu anda MySQL sunucusunu seçtik ve veri tabanına bağlandık.